Dini duygularını kullanarak çocukları, gençleri suistimal etmeye devam ediyorlar. Sarsıyor.
Çalışıyor mu, emekli oldun mu? Çalışmıyor. Beyin falan da senin. Biliyorum onu ya. Başar! Yukarı! Daha daha yukarı! Başar! Yukarı! Thank you.
Teşekkür ederiz. Sokak gösterisini izleyeceğiz. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Thank you.
getirdin mi maaşı? Hep bir şey görünmez demek, sigorta yok, yol ve yemek, nevli merak zamanlar. Burada herkes mürekar, burada herkes mürekar. Sencar, Moldakisa, dön bir çay, fabrika parça başı. Getirdin mi maaşı, hem için görünmez, emek sigorta yok, yol ve yemek. Hem berrak zamanlar, burada herkes vermek. İstanbul Sarayhane'den tam olarak karşı mücadele edip, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen yoldaşlarımıza selam gönderiyoruz. Thank you.
yiğit insana izin, kalması ve susması için. Vermeyin insana izin, kalması ve susması için. Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin. Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin. Ulusları yürek sesi yeri göğü sarsıyor. Ulusları yürek sesi yeri göğü sarsıyor. Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz gider. Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz gider. Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider. Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider. Şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider. Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider. İşçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun. Mücadelemiz yaşasın, örgütlü mücadelemiz. Yaşasın, örgütlü mücadelemiz. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşmasını yapmak üzere Eğitim Sen Şube Başkanı Yücel Kaçar'ı kürsüye davet ediyorum. Bunu alayım. Şimdi yağmur yağdığı için kusura bakmayın, birazcık böyle programı değiştirmek zorunda kaldık. Pek çok insan buraya selamlamaya, tertip komitesinden arkadaşlarımız da burada olacaklardı ama sanırım işte program kısa kesince bir koordinasyon sorunu oldu. Ama ben şöyle söyleyeyim, telefonumu da çıkartırsam atlamayayım kimseyi. Haksızlık etmiş olmayayım. Herkesi sayayım. Değerli arkadaşlar, bu 1 Mayıs konuşmasını, 1 Mayıs açıklamasını Sakarya Emek ve Demokrasi Bileşenleri adına okuyorum. Sakarya Demokrasi Bileşenleri'ne TUMOP'a bağlı Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası, kendileri değerli başkanları da buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. DİSK adına Emekli Sen ve Sosyal İş örgütlü arkadaşlarımız bu bildiriye imza aldılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Metni atabilecek miyim? Metin ben vereyim. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası, Staj Mağdurları Derneği, bileşenlerimiz olmamasına rağmen destek vererek bir masa yanına katıldılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yine Emek ve Demokrasi Bileşeni dostlarımız, KHK'lılar Platformu, Tüm Emekli Sen, Birleşik Emekli Sen bu bildiriye imza attılar. Bunun yanı sıra siyasi partilerden alfabetik sırayla sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Halklar Eşitlik ve Demokrasi Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi. Bütün bileşenler adınıza sizleri saygıyla selamlıyorum. Dostlar merhaba. Merhaba işçiler. Merhaba emekçiler. Kadınlar, emekliler. Merhaba. Merhaba insanca bir yaşam mücadelesinde tek sermayesi emeği olanlar. Gelmiş geçmiş bütün değerleri yaratanlar. Merhaba. Gelecek güzel günlerin filizlerini yüreklerinde, beyinlerinde taşıyanlar. Emek, insan ve doğa düşmanlarına itiraz edenler. Merhaba. Umudun resmi çizmek için
alanlarda renklendirenler, merhaba. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen 1 Mayıs'ı işçileri yasaklayan hükümeti lanetle, şiddetle protesto ediyoruz, kınıyoruz. Taksim'de direnen yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Selam olsun. Değerli dostlar, dünyanın ve yurdun neresinde olursa olsun yüreği aydınlık bir gelecek için çarpanlara buradan emeğin kürsüsünden selam gönderiyoruz. Selam olsun çocuklarına onurlu bir gelecek için, gelecek bırakmak için direnenlere. Selam olsun talana, yağma ve baskı düzenine karşı direnenlere, sabahın selamlarına, sabahın sahiplerine bin selam olsun. Dostlar, dünyada ve ülkemizde kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturası her geçen gün büyüyor. Her baktığı yerde doların yeşilini, petrolün siyahını gören kapitalist barbarlık, çarklarını milyonlarca işçiyi, emekçiyi her gün daha fazla sömürerek döndürmeye devam ediyor. Savaş ve çatışmalarla, nükleer santrallerle, siyanürlü maden aramalarıyla, atmosfere, toprağa saldığı zehirli gazlarla, atıklarla doğamızı mahvediyor. İster mavi yakalı olsun, ister beyaz yakalı, ister asgari ücretli olalım, ister emekli. İster küçük esnaf olalım, ister çiftçi, isterse atık kağıt işçisi. En temel hakkı olan, barınma hakkı yok sayılan üniversite öğrencisi olalım. Hiç fark etmiyor. Her krizin faturası yine bizlere kesiliyor. Her sabah yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne daha uyanıyoruz. Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu geçti. Çalışma çağında olan her 4 kişiden biri işsiz. Her 3 kadından biri işsiz. Her 3 çalışandan biri kayıt dışı ya da güvencesiz çalışıyor. Çocuklarımızın geleceği MESEM, ÇEDES gibi projelerle karartılıyor. Bu ülkede her 5 çocuktan biri hayatının ilk baharında çalışmak zorunda bırakılıyor. Çalışma yaşamı güvencesiz, onlarca istihdam türüyle parça parça ediliyor. Geçtiğimiz genel seçim öncesinde söz verilmesine rağmen kaldırılmayan mülakat sistemi ise torpilin kapısını sonuna kadar açıyor, liyakat yok sayılıyor. Her gün ortalama 5 canımız iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Maliyet gerekçesiyle alınmayan önlemler ve yapılmayan denetimler sebebiyle ülkemiz işçi cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncülük sırasını hiç bırakmıyor. Sendikal hak ve özgürlüklerimiz, toplu sözleşme ve grev hakkımız bir yana, en temel insan haklarımız bile ayaklar altına alınıyor. Ülkemiz asgari ücretler cenneti haline getirildi. Emeğin milli gelirden aldığı pay son 20 yılın en düşük noktasına geldi. Açlık sınırı 24 bin lirayı, yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı. Buna rağmen her iki emekliden biri 10 bin lira aylıkla, 10 milyon asgari ücretli 17 bin lira aylıkla hayatını sürdürmek zorunda bırakılıyor. Ortalama kamu emekçisinin maaşı yoksulluk sınırının yarısına bile ulaşmıyor. Toplumun en zengin %1'i toplam servetin %40'ını elinde tutarken geri kalan %99'u, yani bizler, işçiler, emekçiler, emekliler, asgari ücretliler, bize ise geride kalan %60'ı paylaşmak kalıyor. Bizler hakkımızı aramayalım, birlik olmayalım diye her yolu mubah görüyorlar. İnancımızdan, dilimizden, siyasi düşüncemizden, cinsiyetimize kadar her alanda ayrımcılığı kışkırtıyor, bizi birbirimize karşı karşıya getirmeye, bölmeye, hatta düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. İrene, İrene,
Bir tarafta karın tokluğuna çalışanlar, diğer tarafta ise faizden, ranttan, hazine garantili ihalelerden semirenler var. Bir tarafta her dördünden biri yatağa aç giren, bir öğün yemekleri tasarruf diye kesilen çocuklarımız var. Diğer tarafta yurt dışında yat kulüplerinde yediği istakoz yemeğini sosyal medya hesabından paylaşanlar, meclis bahçesinde kebap partisi verenler var. Dostlar, ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü, haklarımızın, özgürlüklerimizin ortadan kaldırıldığı, her seferinde bizim değil, sermayenin, patronların yüzünü güldüren bu bozuk düzen bizim düzenimiz değil. Biz bu düzene artık yeter diyoruz. Her fırsatta eğitim ve bilimin en temel ilkelerine aykırı davranan laiklik, bilimsellik ve kamusallık ilkelerini ortadan kaldıran, tarikat ve cemaatler ile eğitim alanını kuşatan, ÇEDES ve benzeri projelerle dindar ve kindar nesil hedefi için anayasa ve yargı kararlarına meydan okuyan, çocuğun üstün yararını gözetmeyen bir iktidara yeni bir müfredat programı hazırlama hakkı ve meşruiyeti yoktur. Bizler emeğin sömürülmediği, %1'in değil %99'un mutlu yaşadığı, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu, kimsenin emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalmadığı, ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, sendikal hak ve özgürlüklerin önüne açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, çocuklarımızın okula aç gitmediği, laik ve bilimsel eğitim aldığı bir ülke istiyoruz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı, düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırmadığı, hukuksuz KHK'lar ile kimsenin hayatının karartılmadığı, kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı İLO Sözleşmesi'nin imzalandığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Dostlar, bunun yolu hep birlikte mücadele etmekten geçiyor. Unutmayalım ki tarihin sayfaları omuz omuza verdiğimizde karşımızdaki engelleri kumdan kalelere dönüştürdüğümüz sayısız örnekle doludur. Bizi yok sayamazsınız. Biz buradayız diye bu bozuk düzenin şartlarıyla izlenen milyonlar olarak en son 31 Mart'ta damgamızı vurduk. Birleşe, birleşe. Önümüzde yine çok zorlu bir süreç var. Ama emeğimizi hedef alan saldırıların dalga kıranı yine bizleriz. Emeğin birliği, halkların kardeşliği için, bilimden yana aydınlık bir gelecek için umut yine bizleriz. Yeter ki dünyanın en büyük korosu, emeğin çok sesli korosu bölünmesin, parçalanmasın ve bizi hedef alan bu oyunları boşa çıkaralım. Yeter ki yaşadığımız bu güzel bir ülkeyi özlenen bahara, beklenen aydınlığa getirmek için hep birlikte mücadele edelim. Yeter ki gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve bir ülke için omuz omuza mücadele edelim. Yaşasın 1 Mayıs, bir jilet kullan. Yaşasın 1 Mayıs, bir jilet kullan. Yaşasın.
Hepinizi Sakarya Emek ve Demokrasi Bileşenleri adına bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
kalırlar.